Merhabalar. Ben Deniz, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi koleksiyoneri ve aynı zamanda sanat tarihçisi Mehmet Emin Başyiğit. Bu belgeselimizde sizlere bir önceki belgeselimizin devamı niteliğinde olan modern tespihi anlatmaya gayret edeceğiz. Efendim, günümüzde birçok materyalden tesbih yapılmaktadır. Tesbih yapımında kullanılan materyaller, malzemeler ve tesbih tornaları artık çok modernize olmuştur. Modern manada tesbih, 1980'li yıllardan sonra Yusuf Özgen ve Bülent Dölen ustalarla çok üst düzey yerlere gelmiştir. Yusuf Özgen ve Bülent Dölen ustalarımızın katkılarıyla modern tesbih sanatımız günümüzdeki son şeklini almış bulunmaktadır. Klasik manada Yusuf ustamız işlemeli tesbihlerde ise Bülent ustamız modern tesbihe öncülük etmişlerdir. Efendim, devamında Zekai Şenyurt ustamız nakış ve işleme sanatını günümüzde bambaşka boyutlara taşımıştır. Yusuf Özgen ustamızdan aldığı eğitim ile sanatını yaşayan ve yaşatmaya devam eden Hüseyin Çelik ustamız günümüz ustalarımızın öncülerindendir. Genç neslin örnek aldığı Bahri Bülbül ustamız ise sanatımızın amiyane tabiriyle Rolex'i diyebiliriz. Rahmetli Mustafa Ünver ustamızın ise sanatımızın tanıtılmasındaki katkıları tartışılmaz çok büyüktür. Nitekim ustam Cem Aral ve Eymen Gürten ustalarımız ise geleneksel klasik tesbih icrasını günümüzde yaşatan ustalarımızdır. Tabii nice ismini zikredemediğimiz ustamız ise modern tesbih sanatını yaşamaya ve yaşatmaya gayret göstermektedirler. Efendim, ayrıca hanımefendi tesbih ustalarından Hamiyet Bülbül ustamızın tesbih sanatımıza kadın girişimci olarak katkıları çok büyüktür. Nice hanımefendi tesbih ustalarımıza bu yolda modern tesbih sanatında öncülük etmeye devam etmektedir kendileri. Şu konuya da değinecek olursam eğer, modern tesbih sanatında kültürümüzde ve geçmişte koleksiyonerlerimizin katkısı çok büyüktür. Nitekim bu koleksiyonerlerimiz sanatımıza çok büyük katkılar sunmuşlardır. Büyük Ebru Üstadı Mustafa Düzgünman hocamız, Kutbün Nai Neyzen Niyazi Sayın hocamız, Necip Sarıcı hocamız, efendim yanı sıra Ahmet Aydın Bolak beyefendiler gelmiş geçmiş en büyük koleksiyonerlerimizdendir. Efendim, günümüz modern tesbihlerinin bölümlerini sayacak olursak eğer, en başta habbeler gelir, yani taneler. Ardından ise ara duraklar, tesbihi ayıran bölümlerdir. Ardından ise en can alıcı bölüm imamemiz gelir ki ustamız sanatını burada zikreder. Ve arkasından fren, kimi ustamızın tabiriyle düğümlük, ardından kamçı taneleri, 1, 2, 3 adet, genelde 3 adet olur ve ardından ustamızın sikkesi gelir ki nitekim günümüz modern tesbihlerinde çoğu ustamız sikke kullanmak yerine metal bir imza kullanmaktadırlar. Ve ardından hatime ve hatime çivisi dediğimiz parça gelir. Böylelikle de tesbih bir bütün olarak siz değerli sanatseverlere sunulmuş olur. Efendim, belgeselimizde yolculuğumuza modern ve entelektüel tesbihin günümüz öncülerinden Mehmet Arcasoy ustamız ile devam edeceğiz. Ustamız uzun yıllardır bu sanatı icra etmekle beraber birçok sanat dalıyla iştigal olmaktadır ve olmaya devam etmektedir. İstanbul'da bulunan atölyehanesi ülkemizin en modern ve en donanımlı atölyehanesi diyebiliriz. Ustamız her yaptığı eserin çizimini ve yapılış tarihini kaydederek çok geniş bir arşiv tutmaktadır. Efendim, eserlerindeki estetik ruh tamamen entelektüel kültürle birleşmiş, modern manada kusursuz tesbihler diyebileceğimiz eserlerini biz sevdalıları ile buluşturmaktadır. Mehmet Arcasoy ustamız eserlerini icra ederken üst düzeyde matematiksel teknikler kullanmaktadır. En ilginç kullandığı teknik ise şeffaf delim tekniği ile yaptığı tesbihlerinde ip yollarına kullandığı cila tekniğidir. Şeffaf delim tekniğinde ise kanaatimce
dünyada zirve olduğunu dile getirebilirim. Efendim, söz zamanı aşar elbet. Gelenek olmadan gelecek olmaz diyelim. Buyurun, Mehmet Arcasoy ustamızın atölyehanesine ziyarete gidelim. Buyursunlar. Efendim, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar ustacığım. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Efendim, merhabalar. Modern Tesbih belgeselimizin devamını İstanbul'da Fatih semtinde değerli ustamız Mehmet Arcasoy'un atölyehanesinde devam ettiriyoruz. Değerli ustacığım, biz sanatseverlere, tesbih sevdalılarına öncelikle kendinizi tanıtır mısınız rica etsem? Efendim, aile hem ana tarafı hem baba tarafı İstanbullu. Ben de tabiatıyla İstanbul doğumluyum. İlkokul tahsiline başladığımız sıralarda devrin siyasi şartlarından dolayı pek çok problem olduğu için rahmetli babam bizi bazı hobilere yönlendirdi. Evet. Bunların içinde model uçak yapımı, işte tesbih, fotoğrafçılık, ağaç ahşap işleri ve ağaç oymacılığı gibi pek çok şey öğretti. Bugün de hala bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Müzikle de bir bağınız olduğunu biliyorsunuz. Efendim, o ilkokulda bu büyük bir şanstı. Bizim ilkokulda müzik öğretmenimiz Şerif Yüzbaşıoğlu'ydu. Ve onun yetiştirdiği bir başka öğretmen daha vardı. Bir taraftan armoni, bir taraftan da enstrüman teknik çalışmasıyla birlikte ta ki lise bitene kadar müziğin içinde olduk. Evet, çok teşekkür ederim. Eğitim olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli ustam, günümüz modern tesbih sanatını bizlere değerlendirebilir misiniz? Nerededir, nasıldır, konumu nerededir? Efendim, şimdi öncelikle esasında tarihten başlamak lazım. Evet. Bu tarafa doğru gelmek lazım. Belki burada güzel sanatları konuşmak lazım. Evet. Çünkü bir anda bugünkü durumu anlatmak istediğinizde konu boşa çıkıyor. Bu türlü bir zemin hazırlamadan anlatmak çok güç. Şimdi işin aslı esasında Tanzimat ve Tanzimat sonrasına kadar gidiyor. Bugün için Türkiye'de sanatın nasıl başladığını bilmemiz lazım öncelikle. Şimdi çok insan bu kısmını araştırmıyor. Öncelikle plastik sanatların, ki tesbihin de içinde olduğu bu hikaye aslında bir plastik sanatların bir dalı bizim uğraştığımız. Bunun içerisinde kompozisyon, form, geometri gibi pek çok esasında dalın var olduğu bir iş. Ve tabii kısmen mühendislik de bunun içinde. Evet. Hemen Tanzimat'tan sonra Sultan II. Abdülhamit dönemiyle bu işe başlamak gerektiğini düşünüyorum. Memlekette güzel sanatlar için bir okul olmaması, değişen dünya ve ona ayak uydurulması ihtiyacıyla Osman Hamdi Bey'in Sanayi Nefise Mektebi'ni kurmasına kadar gitmemiz gerekiyor. Bugünkü Arkeoloji Müzesi'nin olduğu bahçede, Eski Eserler Müzesi'nin olduğu yer Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk binası. Evet. Osman Hamdi Bey burayı kuruyor ve başta mimari, resim, heykel ve ahşap oymacılığı üzerine dersler verilmeye başlanıyor. Yurt dışından hocalar geliyor, orada kürsüler kuruyorlar. Uzun bir süre bu şekilde devam ediyor. 1908'e kadar bu şekliyle yürüyor. Ve tabii bu arada çok kıymetli mimarlar yetişiyor. Değişen dünya ile birlikte Topkapı Sarayı artık ihtiyaçlara cevap veremez oluyor.
sarayın mimarisi, mobilyaları, dekoru, evet, o günün şartlarında artık iptidai kaldığını fark ediyor padişahlar. Önce balyanlara bugünkü Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırtıyorlar. Garabet Balyan yapıyor. Tam anlamıyla rokoko usulüyle inşa ediliyor. Evet. İçindeki işlemeler, marangozların yaptığı eserler vesaire Avrupa ile eşit ve hatta kimisi Avrupa'dan daha ileri seviyede icralar yapılıyor sarayın içinde. Evet. Ardından tabii 1860'lardaki iki girişimden sonra, yani ihtilal girişiminden sonra Abdülhamit artık orayı tercih etmiyor. Yıldız Sarayı'na geçmeyi uygun buluyor. Evet. Ve bugün çok az kişinin bildiği ciddi bir marangoz atölyesi kuruyor. Sanata ileri seviyede merakı var. Pek çok kişinin bildiğini zannetmiyorum. Piyano virtüözüdür ikinci Abdülhamit. Bunu Ayşe Sultan'ın hatıralarında okuyabiliriz. Orada, evet, görüyoruz. Batı müziği üzerine çok çalışmalar yapıyor. İyi derecede keman çalıyor. Türkiye'deki en büyük nota arşivini oluşturuyor. Batı müziği eserleri üzerine. Sarayda Donizetti'ye eserler yazdırtıyor. Bugün bildiğimiz marşların pek çoğunu ona bestediyor. Ve ilk bizim tarihimizde ülke marşları, milli marş dediğimiz kavram bu şekilde başlıyor. Sonra Sanayi Nefise Mektebi üniversiteye bağlanıyor. Evet. Cumhuriyet sonrasında işte bugünkü Güzel Sanatlar Akademisi ve daha sonrasında da Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlanıyor. Sanat eğitimi bu şekliyle başlamış oluyor. Evet. Yıldız Sarayı'na gittiğiniz zaman o devirde Sultan Abdülhamit'in yaptığı eserler bugün bile hala dünyadaki pek çok otorite zor yapılabileceğini söylüyor. Evet. Abdülhamit'in çocukları da, hem şehzadeler hem kızlar da ileri seviye Batı müziği biliyor ve icra ediyor. Evet. Özellikle perdesiz enstrümanlarla komalı sesler üzerine çalıştıkları biliniyor ama bizim ülkede bilinmiyor. Yani çok yazık ki televizyonda çekilen kimi belgesellerde sadece Abdülhamit'in askeri tarafı ve siyasi tarafı üzerinde duruluyor. Evet. Bundan çok haz etmiyorum işin doğrusu, çünkü anlattığım gibi ailenin her iki tarafı da asker, asker ailelerinde siyaset pek sevilmez ve konuşulmaz. Evet. Evet. Dolayısıyla beni daha çok ilgilendiren işin sanatsal tarafı. Evet. Şimdi tesbihe geldiğinizde, eskilerin bir lafı vardır ya, tesbihin iyisi İstanbul'da yapılır. Evet. İstanbullu, evet, ustalar tarafından. Evet. Bu boş değildir. Çünkü tesbih üzerinde biraz önce de anlattığım gibi pek çok sanat ve mühendislik dalını bir anda barındırır. Bunları yapabilmek belirli bir görgü gerektirir. Sanat üzerine, evet, estetik üzerine. Üzülerek söylüyorum ki bunu edinebileceğiniz şehir Osmanlı'dan bu tarafa İstanbul'dur. Evet. Operalar, baleler, sahnede icra edilen sanatların tümünü için İstanbul tercih edilmiştir saraya yakınlığı sebebiyle. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da yetişen ustaların ve ilk devirde, yani Osmanlı döneminde yetişen ustaların da çoğu devlet memuru. Böyle olması sebebiyle bir defa devletin verdiği, devlet işlerinin verdiği ciddiyet ve disiplinle çalışıyorlar. Çoğu dokümante ediyor yaptığı şeyi. Bunlar Osmanlı arşivlerinde vardır. Keşke araştırsalar ama bu devire kadar ben tesbih ustalarına çok defa üstü kapalı olarak sarayları gezin. Saraylarda bugüne kadar icra ettiğiniz şeyin geçmişini görün demiştim. Evet. Fakat bilmiyorum tabii ne kadar dinlemiştir.
Bu çok önemlidir. Evet. Bu işler için ecnebilerin yazdığı pek çok makale ve hatırat vardır. Özellikle Osmanlı padişahlarıyla yapılan röportajlar, o devrin gazetecilerinin yaptığı röportajlar, onların okunması ve takip edilmesi gerekir. En doğru sonuca bu şekilde ulaşılır. Şimdi sanat temelsizse, geçmişi bilmezseniz geleceği inşa edemezsiniz. Dolayısıyla buradan başlamanın daha uygun olduğunu gördüm. Rahmetli babam da çok yönlüydü. Bu konuda da bir şeyi yapmadan önce evvelce yapılmış işleri ve onların yapıldığı tarihlerin sanatsal kültürel etkilerini araştırıp yapardı. Mutlaka konseptüel olması gerektiğini söylerdi. Yani eserin icra edilirken bir ana fikirle başlaması gerektiğini, o ana fikirle icra devam ederken tabii ki ustanın yeteneklerinin ve duygularının esere yansıması olacağını söylerdik ve ben bunu yıllar sonra gördüm. Evet. Mesela bir tesbihi icra ettiğinizde tabii ki imamenin genel geçer bir formu var. Ama o formun üzerinde minör bir hareketle bile, bir kalem hareketiyle bile eseri bambaşka bir noktaya taşıyabiliyorsunuz. Evet. Bu tamamıyla ustanın sanat üzerine olan görgüsüyle alakalı bir şey. Kimisini rahatsız etmiyor, imame oldu diyor ama kimisini rahatsız ediyor, bazen bir daha yapıyor, bazen üzerinde saatler harcıyor. Normal bir imame, bunu söylediğim zaman tabii pek çok kişi olur mu öyle şey demiştir bana, bunu işitmişimdir ama bazen iki gün sürer. Evet. Yani bir defada tornaya bağlanma ve çıkarılması mümkün değildir. Zira çalışırken iş körlüğü dediğimiz sürekli aynı noktaya bakmaktan artık hataları görememek gibi bir problem yaşarsınız. Bunu aşmanın sebebi de aralar vererek devam etmektir. Bugün Türkiye'de özellikle gidişatı çok iyi görüyor musun derseniz maalesef görmüyorum. Çünkü demin anlattığım sebeplerden dolayı insanların kültüre ve sanata zaman ayırmadığını düşünüyorum. Bunun tabii maddi sebepleri de olmakla birlikte merak etmemek gibi, ciddiye almamak gibi, o eskidendi düşüncesi gibi pek çok nedeni var. Evet. Ama bana göre bir eserin uzun süre bir sanat eseri kimliği kazanabilmesi için mutlaka bir konseptinin olması gerekir. Bir ana fikirle ve bir temayla üretiliyor olması gerekir. Bir koleksiyon oluşturulması gerekir. Bu mantıkla yapılmayan işlerin pek çoğu zanaat olabilir. Evet. Bizim yaptığımız işi bunlardan ayıran şey tasarımıyla birlikte son noktasına kadar işliyor olmamızdır. Esasında hani bir kısır şey vardır ya, konuşma, bu sanat mıdır, zanaat midir? Evet. Efendim bir şeyi siz bir tema etrafında tasarlıyorsanız ve sonra tasarladığınız şeyi üretiyorsanız kuşkusuz sanattır. Mutlak surette böyledir. Çünkü orada eserin tümü üzerindeki oranlar sanat için, sanatta en çok esasında bu kısım çok önemlidir. Zira eserin bütünündeki kompozisyonu oluşturur. Evet. Parçaların birbirleriyle olan büyüklükleri, şekilleri, şekil geçişleri, bunların tümü eserin bir sanat eseri veya bir zanaat ürünü olduğu sonucunu bize gösterir. Evet. Bu yönüyle önemlidir ama ben bugün maalesef pek çok ustanın buna dikkat ettiğini ve merak ettiğini düşünmüyorum. Maalesef. Ve bu bizim için, bu sanatın devamlılığı için kaygı verici boyutlarda. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu sorumuza cevap verdiğiniz için. Rica ederim. Değerli ustam, Sayın Profesör Doktor Bedi Gorgon'un sanatımıza katkılarını
ve sizin anılarınızı sizden dinlemek isteriz kendisiyle. Efendim Profesör Gorbon her yönüyle bizim ailemiz için bir kere çok önemli bir insan. Evet. 70'li senelerdi, ben ilkokuldaydım ya da belki değildim. O tarafını tam hatırlayamıyorum. İlk tanışmamız, rahmetli annem böbrek rahatsızlığı geçirdi. Sonradan anladık ki ciddi şekilde bir böbrek taşı problemi varmış. Tarif edilmez ağrıları vardı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de cerrahinin başında o zaman Profesör Gorbon vardı. Ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Tabii biz küçük olduğumuz için babam çok korktu. Yani iki tane çocuk var, ne olacak falan gibi. Şeye şaşırmıştım, beraberdik babamla. Babam endişelerini doktora söyleyince, Turgut Bey biz dedi kasap değiliz, korkma dedi. Merak etme dedi, bize emanetti. Evet. Onun üzerine babam annemi hastaneye yatırdık beraber. Sonra eve geldik. Ardından gide gele öğrendik ki doktorun ahşap işleri merakı varmış. Sonra Cerrahpaşa'da babamın bir marangoz arkadaşı vardı. Ama devrin oldukça ciddi atölyelerinden birisiydi. İstanbul'un eski ustalarından Mitakos'un talebelerinden bir usta ve onun dükkanında kocaman bir şerit testere vardı. Evet. Tabii ölçülerini şimdi çocuk aklımda o devire göre mukayese edemiyorum ama devasa bir şeydi. Bir gün biz orada, o da babamın arkadaşıydı, biz orada otururken abi baktım doktor geldi. O malzemelerini meğersem onun atölyesinde biçermiş. Ondan sonra şimdi orası da tadilatta, yani zannediyorum tarihi eser o bina. Evet. O marangoz atölyesinin olduğu yer. Orada da Profesör Gorbon'un küçük bir atölyesi var. O devirde. Evet. İşte tesbihleri falan orada yapıyor. Ardından babamla ahbap oluyorlar. Bu şeyler sebebiyle. Babamın da o zaman evde, bizim evde ciddi bir atölyesi vardı. Yani ben bugün onu herkese söylüyorum işin doğrusu. Çünkü önemli. Torna dediğimiz alet, evet iyi bir alet ama aynı zamanda da çok tehlikeli bir alet. Kullanımı zor bir alet. Ama ben doğduğum zaman evde vardı. Evet. Babam çalışırken göre göre ne şekilde kullanılmasının, nelerinin tehlikeli olduğunu falan ben o yaşlarda öğrendim. Fakat Türkiye'de bugün bizim işte bu çalıştığımız makineleri temin etmek mümkün değildi. İthalat yasaktı. Döviz rejimi sebebiyle işte yurt dışından alışveriş mümkün değildi. Ancak bir tanıdığınız olacak yurt dışına giden, işte ona gazete küpürü veya bir mecmuadan keseceğiniz bir işte ben bu makineyi istiyorum diyeceksiniz. Evet. O da gelirken size getirecek, her şey bu şekilde işliyordu. Çalışma evet. Böyleydi. Evet. Profesör Gorbon da torna yapmak istermiş. Tesbih yapmak için. Sonra babamlarla oturdular, konuştular. O devirde galvaniz su boruları vardı. Bugünkü gibi değildi. O galvaniz su boruları ve hatırladığım kadarıyla L demirden bir kızak yaparak torna makinesi yaptılar. Ve yıllarca Profesör Gorbon o tornayı kullandı. Dikiş makinesi motoruyla çalışıyordu. Pedalı vardı. Sanırım ki eserlerinin büyük bir kısmını o tornayla yaptı. Sonra yıllar sonra ismini şimdi vermeyeyim, reklama girmesin. Bir meşhur bir firma, Emco'nun mümessiliydi. Bankalar Caddesi'nde. Onlar Emco'yu getirdi. O sıralarda o da Emco torna almıştı. Onunla devam etti çalışmaya. Tabii İşte diyorum ya, sanatın içinde olan insanlar hep beraber irtibat halinde oluyorlar. Rahmetli Sami Güner, fotoğraf sanatçısı. Evet. Bugün sizin
Profesör Gorbon'u görebiliyorsanız eğer Sami Güner sayesinde. O da İFSAK'ta, İFSAK üyesi. Devamlı gider gelir. Mazhar Fuat Özkan'ın Fuat'ın babası. aynı zamanda foto muhabirliği de yapıyordu. Onun yaptığı röportajla tanıdınız. Evet. Profesör Gorbon'u. Evet. Yoksa o onun eserlerini belirli aralıklarda resimlerini çekerdi. Arkadaşlardı. İşte diyorum ya, sanatı seven, sanatla iç içe olan insanlar bir şekilde birbirini bulabiliyorlar. Evet. Sonra doktor hasta oldu. Artık yapamaz oldu pek bir şey. Ondan sonra da zaten vefat haberini aldık. Böyle bir hikayemiz var. Evet. Profesör Gorbon'a. Çok teşekkür ediyoruz. Nur içinde yazdım. Amin. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Amin. Değerli ustacığım, sizlere son bir soru sormak istiyorum. Estağfurullah. Günümüzdeki tesbih ustalarına tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Efendim, bu işte önemli bir kısmı bu işin. Evet. Bu bahis çünkü yıllardır benim çırpınarak anlatmaya çalıştığım bir konu. Önce lisan öğrensinler. En az bir, mümkünse iki lisan öğrensinler ve yaptıkları işin tarihi ve estetik tarafına dair eserler okusunlar. Evet. Yurt dışında maalesef ki Türkçe yazılmış eser olmadığı için yurt dışı kaynaklı kitaplardan bu işi takip etme imkanı var. Mümkünse sahne sanatlarını seyretsinler. Yapabiliyorlarsa en az bir müzik enstrümanı çalsınlar, çalışsınlar. Tabii ki virtüöz olmalarını beklemiyoruz ama en azından belirli bir seviyede icra edebilsinler. Dans etmeyi öğrensinler. Evet. Hayatın keşmekeşi içinde var olabilmenin tek yolu sahne sanatlarının birinin içinde olabilmek. Ve sonra eserlerini bir kere daha icra etmeyi denesinler. Farkı kendileri de görecektir. Evet. Değerli ustacığım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim, benim hazırlığını yaptığım bir haber var. Evet. Şeffaf malzemenin malum delimi üzerine çok fazla soru alıyoruz. Bunun yöntemleri. Evet. En iyi sonuç almak için ne yapmak gerekir? Bunu göstermeye çalışalım. Efendim, şimdi öncelikle parçayı doğru delebilmemiz için bir nokta eksen tanımlamamız gerekiyor. Bunun için de ben karşı puntoyu kullanıyorum. Farklı yöntemler kullanan arkadaşlar var ama en az malzeme ziyanına sebep olan yöntem, benim yıllar içinde bulduğum yöntem bu. Puntoyla küçük bir nokta koyuyorum. Ardından özel bir kesme yağı, bu mineral bir yağ. Bununla matkap ucunu yağlıyorum. Ve her seferinde matkap ucunun talaşını temizliyorum. Uzun süre tutmuyorum delikte. Ve bunu yaparken yaklaşık 1000 devir gibi bir devir kullanıyorum. Yüksek devir kullanmıyorum. Çünkü yüksek devir matkap ucunun ısınmasına sebep oluyor ve malzemenin yanmasına sebep oluyor. Hangi şeffaf malzeme olursa olsun yüksek devire dayanamıyor ve delik içerisinde buğulanmaya sebep oluyor. Devamlı yağlayarak bu işi yapıyorum. Talaşı temizliyorum sık sık. Bundan üşenmemem lazım. Çünkü işin sırrı burada. Temiz delik delmeli. Yavaş çalışmak. Hemen deliyim dediğinizde maalesef o iş olmuyor. Çünkü bastırmak zorundasınız, o zaman hızlı ilerleme vermek zorundasınız, yüksek devir vermek zorundasınız. Şeffaf malzemede ne yazık ki bu kötü sonuca sebep oluyor.
mümkün olduğu kadar yavaş, düşük devirle ve sabırla bu işi yapmak gerekiyor. Kullandığımız yağ, CNC tezgahlarında kullanılan özel bir kesme yağ. Ancak tümüyle mineral, zira petrol yağları bizim kullandığımız malzemelerde zaman içinde çatlamaya sebep oluyor. Dolayısıyla petrol esaslı yağ kullanamıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda da deliğin içi billur gibi parlıyor. Evet, şimdi rabbeyi buradan ayıracağım. Ardından bunu bir prototip habbe gibi düşünürsek şimdi bu tarafını ekleyeceğim. Kalemliğini yaklaştırıyorum. Ve bu defa habbenin bu tarafını işliyorum. Burada göstermeye çalıştığımız şey deliğin temizliği. Arkadaşların soruları oluyor. İşte ben deliği deldikten sonra nasıl temizleyebilirim? Vesaire gibi. Ben de devamlı aynı cevabı veriyorum. Maalesef doğru delemediyseniz sonradan deliği temizlemek gibi bir şansınız ne yazık ki yok. Deliğe yapacağınız her müdahale olumsuz etki verecektir. Suyla çok ince zımparalar kullanarak sırayla zımpara yapıyorum. Burada önemli olan şey habbemin polisaja daha girmeden neredeyse cilalanmış kadar temiz olması. Sonradan yapacağınız hiçbir şey burada yapacağınız hatayı örtmeye vakıf değildir. Dolayısıyla bu operasyonun çok doğru ve temiz yapılması gerekir. Polisajdan önce göstermek istiyorum size habbeyi. Bu çok önemli. Bakın bu temizlikte tornanızdan çıkmazsa habbe deliği görüyorsunuz. Bunu sonradan deliği temizleyebilir miyim gibi sorular soran arkadaşlar oluyor. Hayır, bu mümkün değil. Bunu delerken doğru delmeniz gerekiyor. Kimi arkadaşlar karşı puntoya mandiler bağlıyorlar. Karşı puntoyu hareket ettirerek delme yoluna gidiyorlar. Bu doğru değil. Çünkü matkap ucunun parça içerisinde sıkıştığı anı algılayamazsınız.
Dolayısıyla matkap ucu parçanın içerisinde talaşla sıkışacak ve deliğin içini yakacaktır. Burada doğru olan şey, elle delmemizin sebebi, matkap ucunun çok ince olması sebebiyle sıkıştığı noktayı hisseder hissetmez matkap ucunu geriye çekmek. Şimdi efendim cilasını yapıyoruz ve ardından bitmiş abiye tekrar bakacağız. Esasında raymalama gibi bir şey. Matkap ucunun ters tarafıyla yapıyorum. Matkap ucunun ters tarafı bir iskarfela gibi çalışıyor. Hem delik içindeki cüruf malzemeleri, dederken minör kalmış olan talaşları, polisaj macunu artıklarını, tümünü artık dışarı atmış oluyorum. Eski bir matkap ucuyla yapıyorum bu işi. Şimdi deliğin içine bakıyoruz. Yansımayı görebiliyorsanız deliğin içi kristal şeffaflığında olmalı. Şeffaf tespih yapıyorsanız içinden geçen ipin üzerindeki tüyleri, ipin kıvrımlarını dahi görebiliyor olmanız gerekiyor. Bundan birkaç yıl önceye kadar yurt dışından gelen makinaları kullanıyorduk tespih yapımında. Fakat bu makinaların pek çoğu genel maksatlı küçük tornalardı. Tespih için pek çok yerine modifiye edilme ihtiyacı vardı. Dolayısıyla yurt dışına döviz kaybettir, bizden yurt dışına döviz kaçağına sebep oluyordu. Sonra Türkiye'de yine kendisi de tespih ustası olan bir arkadaşımız var. Mehmet Şen ismi. Büyük siyasi tezgahlarının olduğu bir kalıp atölyesi var. Esas mesleği kalıpçılık, kalıpçı ustalığı ve tabii ciddi bir işletmesi var. İleri teknoloji, siyasi tezgahları var. Oturup tesbih için kullanabileceğiniz hususu bir torna tasarlamak istediğini söyledi bana bir tarihte. Benimle birlikte başka tesbih ustaları da fikir verdi ve tabii kendisi de. Derken bir gün sürpriz bir şekilde ilk prototipini bana gösterdi. Heyecan verici bir şeydi çünkü o devre kadar Türkiye'de bu ciddiyette bir torna yapılmamış. Tabii çok teşebbüs
özel teşebbüs oldu, bir şeyler yapmaya çalışan, ancak bu ciddiyette bir tornayı biz Mehmet Bey'in çalışmasıyla görebildik. Çekirdekten işlendi bunun kızakları. Isır işlem yapıldı. Dökümden yapılmadı. Zira döküm çalışabiliyor. Aynı ahşap gibi. Oysa bu muazzam mukavim. Ve ısıl işlemden sonra taşlandı. Bu çok mühim. Isıl işlemden sonra taşlandığı için kızaklar çok rigid oldu. Karşı punto ve işbirliğinin bağlı olduğu blok, bunların tamamı çekirdekten 5 eksenli siyasi tezgahlarda işlendi. 5 eksenliliği muhafaza edebilmek için. Hassas bir iş çıkarmak istiyorsanız tezgahınızın da buna benzer şekilde çok hassas olması gerekir. Ve sağ olsunlar ülkeye böyle bir tezgah kazandırdılar. O sayede de yurt dışına döviz kaçmasını engellediler. Bu çok önemsediğim bir konu, söylemek istedim. Şimdi burada temiz diş açmanın sırrı doğru kılavuz takımı kullanmak, doğru kesme yağı kullanmak ve tabii ki sabırdan saklı. Şimdi sırayla metrik 4 kılavuzlarla dişimizi çekiyoruz. Burada elle çeviriyoruz, motor kullanmıyoruz, normal motorla. Özel bir yağ dediğim gibi kullanıyoruz. Hatta bununla kızakları da yağlıyoruz ki hareket esnasında sıkışmasın, kayarak rahat hareket etsin. Sırayla dişleri çekmeye başlıyor. Kılavuz 3 parçalı bir takım. Onun 1 numaralı kılavuzuyla başlıyor çalışma. Birinci kılavuzla çalışmayı tamamlıyorum. İkinci kılavuzla devam ediyorum. Bu kılavuzların birbirlerinden farkı, gittikçe dişi netleşerek devam ediyor ilk baştakine göre. Daha silik dişten daha net dişe doğru gidiyor. Bir defada açan arkadaşlar var, ben onlara da söyledim. Bir defada açmaya çalışırsanız bu dişi, malzemeyi zedelersiniz. Çünkü dişlerde kırılmaya sebep olur. Kullandığımız malzeme her ne kadar sağlam bir malzeme olsa da belirli limitleri var. İkinci kılavuz da bu. Çalışmam bitmek üzere. Bunu da tamamladım. Şimdi arada dişin içini temizlemek istiyorum talaşları alabilmek adına. Burada bir motoru çalıştırıyorum. Sonuna kadar getiriyorum da. Şimdiki talaşları dışarı atıyorum. Şimdi son kılavuzum kaldı. Şimdi devam ediyorum. Bu son kılavuzdan sonra özel bir kılavuz daha var. Ancak o yasada bulunan bir şey değil. Ustanın kendisi yapması gerekiyor. Bir takım taşlama işlemlerinden geçmesi gerekiyor. Normal kılavuzun göstereceği burada. Evet. Son kılavuzu da çekmiş oldum. Thank you.
gibinin şeklini vereceğim özel kılavuza geçiyorum. Bunların farkı nedir derseniz, bunları göstermek gerek. Bu 3 numaralı kılavuzdu. Bu da son çekmem gereken kılavuz. Uç kısmının taşlanmasıyla oyuncu bilen bilmesini. Şimdi bununla devam ediyorum ve dişe son şeklini veriyorum. Tesbih ustalarının bilmesi gereken şey var ki tesbihi süratli yapmak değil marifet. Şeffaf tesbih. Marifet, tesbihin gereklerine uygun yapabilmek. Berrak, tertemiz delikleri olan kılavuzu diyoruz. Dediğin sonuna kadar gidip diş açabiliyor. Normal kılavuzlar sonuna kadar gidemezler. Daha net göreceğiz tavaş bittikten sonra temiz berrak bir vida dişimiz olacak. Efendim bu vesileyle atölyenin aynı zamanda ahşap işleme atölyesi olması da sebebiyle size naçizane el emeği göz nuru bir eser takdim etmek isterim. Efendim mahcup ettiniz bizleri. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Bu geleneksel yöntemlerle tamamen geleneksel yöntemlerle yapılmış bir koleksiyon sandığı. Ah evet. Vücudu ana kısmı kızılgürgen. Evet. Üstü janjanlı akça ağaç. Hmm. Buna yurt dışında figured maple veya curly maple diyorlar. Evet. Ağacın çok özel kesilmiş bir kesim şekli aslında bu. Normalde bunu düz kestiğiniz zaman kesinlikle bu janjanı göremiyorsunuz. Evet. Ancak o yöntemle kesildiğinde bunu görebiliyorsunuz. Köşeleri kırlangıç geçme, bunlar tamamen el kesimi yapımı. Evet. Evet. Menteşeleri bruso. Bunlar nasıl anlatayım? Paranın satın alabileceği, öyle diyorlar yurt dışında. Paranın satın alabileceği en iyi menteşe olduğunu söylüyorlar. Çünkü bu menteşenin en büyük özelliği kapağı 95 derecede sabit tutuyor. Oo. Ve
ilave bir aparat gerekmeden yapıyor. Evet. Kutunun iç kısmında bir tepsimiz var. Evet. Bu, ben bunu tesbih sanatının eserlerinin saklanması maksadıyla yaptığım için mesela 99 tesbihleri rahatça koyabileceğiniz bir formatta yaptım. Yine bunun tabanı akça ağaç, figürlü bir ağaç. Tutamağı yılan ağacı. Yani tesbihten izler olsun istediğim içinde. Evet, bunu buradan tutarak açıyoruz tepsiyi. İçinde de bölmeler var alt tarafında. Buraya 33'lük tesbihleri koyabiliyoruz. 8 tane 33'lük tesbih alıyor. Evet. Dilerseniz bunları yerlerini kendiniz de değiştirebilirsiniz. Bunlar sökülebilirdir. Yani buraya mesela farklı bir şey koyacağım derseniz bunu çıkarabilirsiniz. Daha geniş bir şey koyacaksanız. Muazzam. Kodlanmıştır. Mesela bu 3 deliktir. Bu 2 deliktir. Bu 1 deliktir. Hangisini nereden çıkardım diye düşünürseniz bu şekliyle yerine tekrar takabilirsiniz. Bunun da aynı şekilde bir tarafında nokta vardır. Burada. Thanks. Kodlamayla yapılmıştır. Bu şekli. Bu da bizim piston fit dediğimiz içinde yapılmıştır. En bıraktığınızda yavaşça kapanır. Evet. Aynı şekilde kapak da öyledir. Vurmaz birbirine. Yine minör dokunuş olarak köseleden pabuçları var. Evet. Plastik bir nesne yok. Alt tarafı da yine aynı şekilde janjanlı akça ağaç. Evet. Kıymetli koleksiyonunuzda yani. Efendim çok teşekkür ediyorum böyle nacizane ve naif bir hediye ve sanat güzel eserini günlerde bize takdir ettiğiniz için çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Efendim bir belgeselimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli ustamıza, bize katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyor. Sanatla kalın, aşkla kalın. Aşkınız baki olsun inşallah. Thank you.